Özkan Hoca'ya sormuşlar ki bu Hüseyin hocam demişler. Bu yana yana oynayarak demişler Arak'ı villa yaptırdı demiş. Demiş ki o ne demiş ya yana oynayarak villa yaptırdı dikin oynasaydı boğazda yala alırdı falan diye. <laughs> Normal şartlarda bir teknik direktörün kadro dışı bırakması lazım. Ne demek kamp mı var deyip gidin bütün takım kamp değil abi evde. Ama yine hafta sonu o oynuyordu. Fenerbahçe kutlama yapıyor diyor radyoda şampiyon oldu diyor. Ben dedim ki acaba dedim biz gol mü yedik dedim tamam mı? <laughs> Kaçırdın mı orayı falan diye. Bizim olduğumuz dönemde şampiyon olamaz dediler. Hüseyin'le mi şampiyon olacağız dediler. Hüseyin Bursa'da şampiyon oldu. Demek ki sıkıntı bende değilmiş yani. Ben Trabzon'da olamadım ama Bursa Spor'da oldum. Ve o takımın en çok oynayan oyuncularından bir tanesiyim. Hüseyin Cimşir beraberiz. Bugünkü konuğumuz aslında röportaj için benim seçeceğim en son isimlerden bir tanesi olurdu. Çünkü biz futbol kariyerimizde hem beraber oynadık hem defalarca da karşılıklı oynadık. O yüzden hiç soru hazırlamadım. Benim elime bir şey tutuşturdular ama biz genelde sohbet <laughs> şeklinde geçiştireceğiz bu hikayeyi. Trabzon şehrinin yetiştirdiği en iyi oyunculardan bir tanesisin. Yok, Peki şampiyon yok öyle. Öyle. Şampiyonluğu şampiyonluğu Bursa'da yaşadın. O yüzden ben biraz buradan başlamak istiyorum. Bursaspor'da bence Türkiye Süper Ligi'nin en sürpriz şampiyonluklarından bir tanesiydi. Ligin kaçıncı haftasında inanmaya başladınız şampiyon olacağınıza? Yani kaçıncı haftası sanki böyle ikinci yarıdan sonra yani ikinci yarının başları gibi. Yani olabilir miyiz diye acaba? Çünkü biz deplasmandan Fenerbahçe'yi yendik hem Beşiktaş'ı yendik o dönem. Geriden gelerek kazandığımız maçlar var. Orada böyle biraz işin olabilir mi? içimizde konuşmaya başladık. Allah da nasip etti. Olduk. İlk kim dile getirdi Hüseyin? Vallahi kim bizim Ali Tandoğan dile getirmiş olabilir olur mu diye. Çünkü Ali bizim o işleri çok seviyor böyle şeydir. İyi bir budan yetişen Türk oyuncu kalitesi vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Ozan İpek, Volkan Şen. Şöyle o takım daha önceleri de söylemiştim. Yani şampiyonla kurulmuş bir takım değil. O takım UEFA olur mu? İşte böyle eski büyük takımlarda oynamış ama şampiyon olamamış oyuncuları öyle bir araya getirerek bir UEFA yapar mıyız diye kurulan bir takımdı. İşte ben Trabzon'da oynadım, şampiyon olamadım. Mustafa Keçeli Trabzonspor'da oynadı, şampiyon olamadı. Ömer Erdoğan var. Ömer Erdoğan Galatasaray gördü, olamamıştı. Ali Tandoğan Beşiktaş gördü, olamamış diye hatırlıyorum. O var. Öyle Zapotoşni geldi kiralık. İşte o genç oyuncular. Ivankov vardı kalede. Kaleci Ivankov Kayseri'den falan vardı. Yani ligi bilen. Ivan Ergiç geldi. Bazel görmüş. Bataja gelmişti o takımı. İşte genç oyuncular Sercan, Volkan, Ozan İpek falan, Turgay derken böyle tecrübelilerle gençlerin bir birleşimi bir takım oluştu ve bana göre iyi de bir oluşum ortaya koydu ve sonuç itibariyle de şampiyon oldu takım. Peki o zaman şimdi hemen Trabzon'a geçiş yapacağım. Sebebi şu, yıllarca şampiyonluk için hazırlanan ama şampiyon olmakta çok zorlanan bir Trabzon sporda ikimiz de forma giydik. giydik evet. Biraz baskı mı engelliyor acaba Trabzonspor'da? Böyle 38 yıl oldu sonra gelen şampiyonluk. Peki o aradaki yıllarda, özellikle senin oynadığın yıllarda eksik kalan nokta neydi? Ya şöyle, aslında Trabzonspor 92'den sonrasına bakıldığı zaman aşağı yukarı her 5 yılda bir, 6 yılda bir aslında şampiyonla oynayacak kadroları e, kurmuş ve onlarla beraber bu yarışın içerisinde olmuş ama sonuç itibariyle e, şampiyonluğu alamamış. Bizde tabii baskı çok fazla olamama baskısı, işte taraftarın o heyecanı, coşkusu sen Trabzon insanını az çok ben, <laughs> ben benden belki de daha iyi biliyorsun. Ee, bir an önce olmasını isteyerek o baskıyla beraber maalesef son ana kadar getirip de olamadığımız çok şampiyonluk var orada. Elimizden alınan, yani elimizden alınan derken hata, hakem hatalarıyla kaybettiklerimiz var. Ama o baskıyı maalesef bazen biz de oyuncu olarak kaldıramadığımız dönemler oldu yani. Oynadığın en iyi Trabzonspor kadrosu. Yani oyuncu olarak şöyle bizim en son 2004-2005 kadrosu bence iyi bir kadroydu. Kimler vardı o kadroda? Yani kim vardı? Emrah Eren vardı sağ bek. Volkan Bekiroğlu vardı sol bek. Erdinç vardı orta saha. Bizim Tolga Seyhan vardı. Ben Kolmanlar e, var mıydı o kadroda? Kolman 2009'da vardı. Onunla beraber oynadım. Mesela önde Shimkovya, Fatih Tekke İbrahim Yatlara, Gökdeniz, Karadeniz falan yani bu orta sahayla şey ön alanla beraber bence ofansif anlamda güçlü bir takımdı o takım. Yani kadro derinliği anlamında da güçlüydü. Ondan sonra 2009 kadrosu fena bir kadro değildi. Kolmanlı kadro. Zaten ondan sonraki dönem işte 2011'de yaşanan e, olaylar, takviyeler falan o da iyi bir kadroydu. Ama oynadığım kadro 2004-2005 kadrosu iyi bir kadroydı yani. Peki teknik direktörlükte yaptın Trabzonspor'da? Onun hikayesini çok merak ediyorum. Çünkü beklenmedik bir Ünal Karaman ayrılığı. Biraz böyle, şimdi benim bakışıma göre bazı adamlar var ki Trabzonspor'da görev geldiği zaman hayır diyemezler. Durumları ne olursa olsun. Fatih Tekke benim için böyle bir adam, sen böyle bir adamsın. Mecbur mu kaldın? Tabii mecbur. yani Biraz me sürpriz mi oldu? Sürpriz oldu tabii şöyle. Yani biz Ünal Hoca ile başladığımız dönemde ben kulübün Rahmetli Özkan Hoca beni çağırmıştı. Kulübün antrenörü gibi başlamıştım. Sonra bir hafta sonra mı, iki hafta sonra mı Ünal Hoca teknik adam olarak geldi. O süreçte tabii biz yardımcı olarak devam ederken bir anda işte bir buçuk sene sonra e, Ar Aralık ayında Konya maçından sonra işte başkanla Ünal Hoca'nın yaşamış olduğu sıkıntıdan sonra bir anda e, Ünal Hoca ayrı ayrıldı ve o dönemde de işte yeniden bir teknik adam mı gelsin, nasıl olsun işte kulüpten içeriden birisi derken bir anda e, teknik direktör olarak kampa başladı. Nasıl Öyle geldi mi? o teklif? Şöyle başkandan geldi. E, dedi ki bu dönemi beraber geçireceğiz diye. Ünal hocadan sonra. Yani Aslında hayır şöyle diye, diyebilecek <laughs> bir durum yok ya, değil mi? Kim yok diyecek. Yani nasıl diyeceğiz? Çünkü bir iki 3 gün bir antrenör baktılar sonra tabii istedikleri dolmayınca hemen hemen de kamp vardı. O bu dön, arada bir biliyorum de içeriden ben, içeriden birisi bu işi yapsın diye. Biliyorum ben kimi getirseler çok ağır eleştiri alacaklar. E tabii Hulusi'nin gidişi tabii, biraz tabii. sıkıntı olmuştu. Aynen. Peki antrenörlük yaptığın o dönem içerisinde şampiyonluk kıl kaçırdı Trabzonspor. Evet. En kritik maçınız? Ben kendi adıma Ankara Gücü maçının orada çok büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı görüşteyim. Ankara Gücü maçı özellikle içerideki maç. Yani Alanya'dan sonra Ankara gücü maçı. Alanya beraberliği biliyorsun Son 10 saniye golü yedik beraber bitti. Evet. Ondan sonraki maç. Hosseini'ye kızgın mısın? Ya kızgın değilim de. Ben e, çok kızgınım. Yani şöyle <laughs> ya çok sinirlendirdi e, beni. Yapmaması gereken bir hareketti. İntikam aldı. Yani şeyin orada rakip ceza sahasının içinde korner pozisyonu. Hiç olmayacak bir pozisyonda bir hareket. Kırmızı kart ve oyun bir anda farklı bir Moda geçiyor, şampiyonluk yarışının içerisindesiniz, öndesiniz. İşte kazansanız belki farklı daha farklı olacak, puan farkı açılacak. Bazen tabi oyuncular yani bilerek yaptığını düşünmüyorum ama sonuç itibariyle bakıldığı zaman bize eksisi oldu. Yani. E, oyunculukla teknik direktörlük arasında kaldığında, sanki teknik direktör tarafına geçince biraz çaresizlik oluyor mu? teknik direktörlük tarafı tabii ki zor, daha zor. Yani oyuncuyken kendi başınıza sorumlusunuz. Tek başına İyiyseniz oynuyorsunuz, kötüyseniz bekliyorsunuz. Forma şansı ne zaman gelirse ama teknik direktörlük öyle değil. Yani. Peki, Bütün yönetim... oyuncuları ıı, dizayn etmek, antren etmek, onları maça hazırlamak, camiayı hazırlamak, işte yönetimi idare etmek. yani çok. Peki yönetim olarak sen o şehrin çocuğu olarak takımın başına geldiğinde yönetim tarafında bunun sıkıntısını yaşadın mı? Yani. Şimdi herkes biliyorsun Trabzonspor'la ilgili fikrini herkes söylemeye çok meraklıdır orada. Yani şöyle. Yani söylerler. Yani herkesin içine sindi mi orası tartışılır. Yani o anlamda yüzde yani yüz bir destekli yok. Çünkü anlık gelişen bir olan, planlı programlı bir şey değildi yani Trabzonspor Teknik Direktörlüğü. Bulunduğum dönem zarfında çok sıkıntı yani yönetim tarafından problem yaşadığımı düşünmüyorum. Yani o konuda rahat çalıştığımı düşünüyorum. Belki birkaç e, durum hariç ama ben şöyle ben mutluyum yani o oradan iyi ki olmuş diyorum yani. Öyle mi? Yani, i̇yi bir tecrübe mi? E, Tabi canım yani öyle bir tecrübe daha nerede yaşayacak? Bence Sosa'nın şey? falan da en iyi zamanlarıydı galiba. Yani şöyle o takım aslında sayısal belki eksik bir takımda ama e, kalite anlamında belli mevkilerde alternatifsiz bir takımdı o takım çünkü. Ee, bu pandeminin öncesinde Daniel için ayrılması, Obi Mikel'in ayrılması, sonrasındaki yaşanan sakatlıklar falan elimizde çok böyle fazla oyuncu yoktu. yani Sturridge dedin ya. 11-12 tane oyuncuyla beraber. <laughs> Sturridge dedin, gülüyor. Çünkü <gülüyor> biz Sturridge ile ilgili konuştuk senle bir ara biliyorsun. Ee, disiplin edilmesi zor bir oyuncu. Zor tabii ya. Şöyle yani o tarz oyuncuları. ...Türkiye'ye getirmek, onları antrene etmek... ...çünkü beğenmiyorlar yani adamlar çok üst düzey oluyorlar. Kaçıyor oluyormuş. muydu sabah uçağıyla gidip akşam uçağıyla geldiği? Yani o tarz şeyini çok rastlamadım ama adam antrenmana çıkmıyordu yani. Çıkmıyordu yani. Bugün ayağım ağrıdı diyordu. Şimdi oynatsan bir dert, oynatmasam zaten bir dert. Zaten en büyük problem o. Şimdi böyle bir profil var elinizde ama adam antrenmanda yok. Hafta sonu geliyor, taraftar onu bekliyor. E siz hafta içi çalışan oyuncu var. Hangisini oynatacaksınız? onu oynattığınız zaman oyuncu diyor ki ben çalıştım ettim ben niye oynamıyorum? Çünkü fiziksel de hazır olmuyorlar yani antrenman yapmadıkları için. Problem yaşadıkları zamanlar oluyor. Yani iki ucu böyle derler de, Anladım. E, <gülüyor> öyle, <gülüyor> ben o zaman öyle. bir şey anlatayım sana. Sergen abi geldi Trabzonspor'a. <laughs> diyor ki Gire Hoca. Cuma günü kampa giriyoruz diyor. Maç pazar günü. Sergen Hoca diyor ki Cuma'dan kamp mı olur ya diyor. Çekiyor gidiyor. Takımda hami abiler var. Herkes kampta. Sergen abi gidiyor. Cumartesi geliyor antrenmana. İyi hadi bir gün gireyim diyor kampa. Geliyor. Şimdi sergini mi oynatacağım? Yoksa normal şartlarda bir teknik direktörün katı dışı bırakması lazım. Ne demek kamp mı var deyip giderim? Bütün takım kamptayken Sergin abi evde. Ama yine hafta sonu o oynuyordu. Abi yıldız oyuncu idare etmek çok zor. Ama zordu. şöyle şimdi oynuyordu sahada eğer hakkını veriyorsa zaten bir problem olmuyor. Onu tolere edebiliyorsunuz. Ama bunu yapmayıp yani hafta içi çalışmadan bir de hafta sonu maçta İş o, o, o performansı vermediğin zaman bu sefer siz ister istemez tartışılır bir hale geliyorsun yani oyuncu tarafından dışarıda kalan oyuncular tarafından problem yaşıyorsun. En tahmin edemediğin şey ne peki? Yani ben, teknik direktörlükte de olur, futbolculukta da olur. şöyle ben tembel insanı sevmiyorum ya böyle vurdum duyma amaçsız, gayesiz insanları yani özellikle oyuncularda da aynı. Yani adamın Allah yeteneği böyle vergisi yeteneği var ama ona ihanet ediyor mesela. Kim mesela? beraber yani benim çalıştıklarım mesela Barış Memiş diye bir oyuncu vardı. Harbiden çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama yok abi. Her gün her gün bir olayla uyanıyorduk. Her gün. Bir de İbrahim Yatlar o da arkadaşıydı onun. Of düşün yani. Bana arkadaşını söyle. Yani düşün Sana yani. kim olduğunu söyleyeyim o zaman. Düşün madem yani. madem girdin Barış Memiş'e yeteneğe. Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ilgili yaşanan problemleri sormak istiyorum. Ben şunu gördüm. Trabzon şehri en çok kendi yetiştirdiği çocukları eleştiriyor. En sert de onları eleştiriyor. Dışarıdan gelen oyuncular sanki daha kıymetli gibi. Halbuki bir fabrika gibi Trabzonspor'un altyapısı. Biz hatırlıyorsun A2 takımı, o zaman amatör takımı, PAF takımı deniyordu. Onlarla maç yapardık, anımızı ağlatırlardı ya. Yani yenemezdik adamları. Öyle bir ısırıyorlar tabii kendilerini gösterebilmek için falan. Nefret ederdik onlarla maç yapmaktan. Samet Hoca da yaptırırdı mesela ısrarla. Daha fazla oyuncu yetişebilir mi Trabzon'dan? Ya da ne problem yaşıyor çocuklar? Ya aslında bu var ya bu konu... Bence kitap yazılır değil mi bu Kitap konuda? yazılır bir de derinliğine araştırılması lazım. Yani bir araştırmak lazım yani. Bu, kadar bu arada yetenekli bu olur. konu özelinde sen de yaşadığın problemleri bize söyle. Mesela bir hikaye anlattın. Hangisi? <laughs> Hangisi? Ev yaptırdığın... <laughs> yani. bence o sert eleştirilerin yani yumuşak gibi gözükse de en komiği ve tatlısı o aslında. Ya o şehir efsanesi ama tabii insanlar şöyle yani kendi insanına acımasız eleştiri oluyor. Yani ya sokaktan oluyor, tanıdığı oluyor ya. Küçük bir şehir. Herkes aşağı yukarı birbirini tanıyor. Yani beni tanımasa kardeşimi tanıyor. Onu tanımasa babamı tanıyor. Öbürünü tanıyor, amcamı tanıyor. İşte akrabasını tanıyor falan derken sadece benim için söylemiyorum. Yani şehirde oynayan oyuncularla ilgili. Tabii yokluktan gelen Hepimiz öyle. Yokluktan geliyorsun. Bir anda farklı bir dünyaya geçiş var. İşte popüler oluyorsun, oyuncu, araban, evin, işte kazancın falan. İster istemez belki bazı bazen insanların bu gözüne de batmış olabilir. Belki tepkileri ondan olabilir. Çocuğu seninle beraber futbol oynamış olamamış olabilir. Yani sana kızgınlığı o da olmuş olabilir yani o anlamda. Ama Trabzon'da en büyük problemlerden bir tanesi oyuncu, yetenekli oyuncular var ama çevreden mi bizden mi aileden mi işte etraftan mı neden kaynaklanıyor? Kendimizi yeterli zannediyoruz. Disiplinsiz. Doğaçlama futbolumuz da öyle. Doğaçlama oynamayı seviyoruz. Ee, yeteneklerimiz var ama bunu yeteneğimizi disiplinle birleştirmekte problemimiz var. Devamlıkla ilgili problemlerimiz var bizim. Kampa gittik. Daha ilk Trabzonspor ya ilk yılım ya ikinci yılım. Bir altyapıdan çocuk geldi. Feridun. Hatırlar mısın Feridun'u? Şimdi hiç Profesyonellik oynamamış. Altyapıdan geliyor. Hazırlık maçında kadroyu açıkladılar. Kenarda bizim Selahattin Kınalı ile duruyorlar beraber. Selahattin de Türkçü Selahattin. Selahattin'e diyor ki ben niye oynama Ben diyor Tamer Tuna'dan daha iyi oyuncuyum diyor. Mesela Tamer transfer gelmiş. Şimdi ben o çocuğa anlatarak bir yere varamayacağımı fark ettim. Ki benim haddim değil zaten. Selahattin de destekliyordu. Diyor ki oynarsın lan sen bu takımda. Nasıl şu, oynarsın? Şöyle, <laughs> bu adam çok dediğiniz oyuncu çok yetenekli bir oyuncu. Müthiş yetenekli yani, bir oyuncu. Bence belki Kabut. de Amire takım görebilecek bir oyuncuydu. Yani evet. Fiziksel, Öyle de çok oyuncu kayboldu yani, bu arada. Var. Ama ne oluyor biliyor musun? Çevre, aile gidiyor maça gidiyor. Atıyorum arkadaşı, dostu, et, etrafı. Atıyorum Tamer'in performansından veya Hüseyin'in performansından memnun olmuyor baba, anne. Gidiyor eve veya arkadaş. O mevkide aynı oyuncu varsa ya diyor onun oynadığı kadar sen de oynarsın diyor. O da inanıyor ona. O da inanıyor. Diyor ki ya ben oynarım diyor. Bu sefer daha çok çalışması gerekirken diyor ki ya ben bu halimle bile bundan iyisem diyor. Bu işi biraz çalışma tarafını arkaya bırakıyor ve kaybolup gidiyorlar. Çok Seni de çok eleştirdiler. Çok oyuncu kayboldu. Yani bu tarz çok yetenekli oyuncular vardı. Beraber çalıştım. Yani biz çok mu yetenekli değildik ama şunu söylemek lazım. insanın kendini bilmesi gerekiyor. Yani Kendini tanıması gerekiyor. Çevreye çok fazla inandığınız zaman, yani arkadaş, dostlar çok farklı e, sizlere şey veriyor. Pohpohluyor mu siz artık nasıl derseniz deyin. Sonra farklı yönlere doğru gidiyorsunuz. Şanssız olduğunu düşünüyor musunuz Hüseyin? Şimdiki istatistikler bizim zamanımızda olsa senin pas yüzde %95. Çünkü sen oynadığın pozisyon itibariyle garanti pasları daha çok oynayan bir oyuncudur. İşte Türkiye'deki en büyük problem o. Yani, futbol takımını herkesi santro, e, santrofor zannediyorlar ve herkesi bir on numara zannediyorlar. Futbolda herkesin bir görev tanımı var. Yani stoper. Birinci asli görevi nedir yani? Kesecek. Kesicidir. Alacak en yakınına verecek. Orta saha işte defansif orta saha. Dalga kıran, gelen oyuncuyu karşılama, zaman kazanma, arkadaşların toparlanma falan diye. Ama siz bu oyuncudan hem gol atacak hem asist beklerseniz, çalım atacak beklerseniz, şut atacak, işte ne bileyim onu yapacak. Yani olmayacak şeyler beklediğiniz ama bu sefer diyorsunuz ki ya bundan bir şey olmaz. Ben size örnek vereyim işte. Barcelona'da ee, neydi o? Vutskes miydi? Orta, Vutskes. Kaç tane golü var? Kaç tane asisti var? Kesiyor çabuk çabuk. Ya, yanında Iniesta Çavi var. Hiç ona mesela öyle bir eleştiri olmadı. Oldu mu? Duyuyor musun? Duydunuz mu yani? Ya kardeşim niye gol atmıyorsun? <laughs> niye çalım atmıyorsun? Hiç öyle bir şey yok. Ne dediler? Çok iyi oyuncu. Orayı tamamlıyor. Arkadaşların eksikliklerini tamamlıyor. Onların defansif vazifelerini işte daha aza indiriyor. Görev tanımı öyle. Ama bizde öyle değil. Bizde taraftarda şu var. Her oyuncu çalım atacak. Yetenekli olacak. Yani böyle becerili olacak. Olmadığı zaman bu oyuncu değil. Beşiktaş'ta şey vardı. Johnson mu vardı? Bir ünlü vero vardı. Ortası. Manchester United'a gitti sonra. Manchester United'a gitti. Türkiye'de bundan bir şey Bundan çok var dediler. Adam Manchester United'a gitti. Doğru. Anlatabildim mi? Yani bizdeki bakış biraz şey farklı. Peki madem anlattın şehir efsanesini de anlat bize. Şehir efsanesi mi? <laughs> Bunu birkaç tane şeysi var. Özkan Hoca'ya sormuşlar ki bu Hüseyin hocam demişler. Bu yana yana oynayarak demişler. Arakı'da villa yaptırdı demiş. Demiş ki o ne demiş ya. Yana oynayarak villa yaptırdı. Dikin oynasaydı boğazda yala alırdı falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Bunun çeşitli şeyleri var. Rivayetleri var. Tabi bu olmamış ama. İnsanlar size farklı gözle bakıyorlar. Bizim olduğumuz dönemde şampiyon olamaz dediler. Hüseyin'le mi şampiyon olacağız dediler. Hüseyin Bursa'da şampiyon Niye? oldu. Niye Ünal Hoca'yla olabilirdi? Şunu anlatmaya Yani Demek ki sıkıntı bende değilmiş. Yani ben Trabzon'da olamadım ama Bursa Spor'da oldum. Ve o takımın en çok oynayan oyuncularından bir tanesiyim. Bursa Spor'da. Demek ki problem bende değilmiş. Bakış açılarında problem varmış. Şimdi aynısını yapıyorlar. Orada olan e, oyuncular var işte. Trabzon'u Yusuf'lar var. Abdülkadir'ler var. İşte şimdi başladılar Uğurcan Çakır'a başladılar yürümeye. İşte futbolda ahde vefa denen bir şey yok. Kendi insanlığı e, koruma yani illa kendi insanlığını korumak değil ama bir insani olarak bir duruş gösterme biraz vefa olması gerekiyor. Seninle ilgili hatırladığım ilk komik şey ne biliyor, musun? 8. hafta falan bir gençler bölümü maçı oynayacaktık. Ben hastalandım beni kadroya almadı. O zaman da Trabzon'un kendi yetiştirdiği çocuklarla ilgili hep bir tepki vardı. Fatih Tekkeler falan da vardı. İstiklal Marşı'nda yuhaladılar Yuhala. kadrodaki Bizlere. Trabzonlu çocukları. Evet. Dedim ki bu burası çok enteresan bir yer. Yani kendi yetiştirdikleri çocukları kendileri yuhaladılar o zaman. Buna şey diyorlar kardeşim, e, şarkı var ya, seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Bize öyle diyorlar, siz <laughs> diyorlar dışarı gidin. <laughs> dışarıda, gurur duyalım. Dışarıda gurur duyalım ama içeride olmayın diyorlar. Yani Gel, veya olur. az olun diyorlar yani. Ya, <laughs> Maalesef peki. en büyük, en büyük problem. Peki Hüseyin şunu sorayım. Bulunduğun pozisyonda şu an Türkiye'de en beğendiğin oyuncu kim? Stil olarak çok yani Desoğuz'u var da Beşiktaş'taki giden ayrılan. Neydi o? Joseph de Souza. Joseph. Joseph. Yani o tarz stil olarak şimdi İsmail bizden daha farklı oyuncu. Yani benim stilimden daha farklı oyuncu. Beğendiğim bir oyuncu. Ama daha böyle atlet bir oyuncu. Biz daha böyle dengeli bir yapımız vardı. Joseph de Souza'da kaldın sen. Bir yani, Ayrıldı ama. Aynen. Yani Peki. o bence bence de çok bence oyuncu. Dengeli vardı. böyle iyi bir oyuncuydu yani. Her takıma lazım oyunculardan bir tanesi. Peki biraz geri gidelim o zaman. Futboldan ilk kazandığın parayla ne yaptın? Biz ne yaptık? İlk kazandığım, büyük bir ihtimal anneme vermişimdir. Yani bizde var ya annenin Hatırlamıyor kumda. musun? Yani çok hatırlamıyorum yani işin açıkçası ama büyük ihtimal anneme vermişimdir. Nereden kazandın ilk parayı? Trabzonspor'dan. Trabzonspor'dan. Şöyle biz e, sözleşme imzaladı, profesyonel imza attık. O zaman 50 milyon muydu neydi yani o zamanki para? Tabii büyük para o zamanlar. Biz balıkçıyız e, biliyorsun sen bizi. E, balıkçı bir aileden tabi böyle bir para gelince annem e, o zaman şey demişti ben bu parayla demişti evi geçindiririm para da artırırım ama yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> balıkçı, <gülüyor> Çünkü gel gelir kadar gider. Balıkçı vardır. hatıralarımız var. Samet Hoca bizi kadroya almıyor. Cuma akşamı takım kampa giriyor biz balığa çıkıyoruz evet. Hüseyinlerle. Tabi hiçbir şey tutamıyoruz. E Eve geliyoruz? Balık sofrası hazır. B, B planımız vardı. Yani Validanın biliyor <laughs> bizim beceremeyeceğimizi. Hazırlamış balığı gelip yiyoruz diye. <laughs> yani, Acayip güzeldi o güzel güzel zamanlar. Gün, güzel Peki futbolda çaresiz hissettiğin an var mı aklında? Ya çaresiz değil ama tabii yılgınlığa düştüğümüz zamanlar olmuştur. Yani işin yaptığımız iş dolayısıyla üzüntülü olduğumuz, sevinçli olduğumuz anlar var ama. Şöyle ben işle özel hayatı birbirine nasılsa Allah vergisi midir artık ne yani bir destek falan almadan böyle bir e, kendimi onu becerebildim. Yani şeydeki sahada yaşadığım sıkıntıları çok böyle dışarıya yansıtmadım. O da beni belli bir şeyden söyle Bir gün belki üzüntüsünü yaşamışımdır kendi içimde. Şey severim. Yalnızlığı severim. Özellikle böyle denize baktı baktığım zaman böyle deniz o hem stresimi hem de e, o karamsarlığı benden alıyor yani. Enteresan bir Zaten şey. Zaten ayağın takılsa denize düşecekmişsin i̇şte yani gibi. misin? Şey yani öyle ama ciddi öyle böyle denize baktığım zaman böyle denize bakmak bana şey veriyor ya. Yani o huzur veriyor. Bizim yani. zamanımızdaki psikolojik delillerden değilsin değil mi? Yok. Ben yok. Antrenmanda maç kötü geçse eve gidip iki gün surat öpüyordum kadına. Yok yok yok. Ben yani hiç öyle bir şey yapmadım. Ev eve işimi yansıtmadım hiç. Yani hem evliliğim zamanında hem onun öncesinde de onu becerebildim. Biraz böyle şey, e, yalnız kalmayı seviyordum ben. Tek başıma gidiyordum, yapıyordum ben. Yani. Yenge de anlıyordu bunu herhalde. Şey de çok olmadı yani. Evliliğimde yani o tarz çok ha, şey getirip bekarken atıyorum Araklı'ya eve gitmiyordum. Tesiste kalıyordum. Böyle bir gün ondan sonra bir şekilde toparlıyordum yani işini. Peki babandan kulağına küpe olan bir söz var mı aklında? Yani şöyle, babamdan değil ama biz tabii... E, yani Hepimizde var. Mahalle kültüründen gelmeyiz. Eski mahalleler falan var ya yani. aileden mi babadan mı öğrenmişiz? Bizde şey vardır. Ee, olan olmayana verecek gibi yani. Düşün, mahallede oynuyorsunuz. Bir yerde acıktınız. Bir kapıyı çalar. Ekmek alırsınız. Su istersiniz. Yaparsınız. Şey de öyledir yani böyle ben de onu böyle kendime edinmişimdir. Olan olmayana verecek derler yani. Ben de varsa olmayan arkadaşım varsa veririm. Onu bende yoksa onda varsa alırım yani o anlamda. Ya, futbolcuların kaderinde e, insanlara bakmak var ama. Var canım. Hele tabii, bizde hep tabii, var tabii mi? tabii yani aileye bakıyorum birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, mahalle falan böyle yani güce güce göre şey değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Halka. Burayı halk, çok halk. irdelemeyelim. Bakmaya devam ediyoruz çünkü oraları çok zorlamayalım. Güzel ama ya ben ben net söylüyorum yani şöyle az önce dediğiniz yani olan olmayan verecek. Yani. Eğer bende varsa Birinin de ihtiyacı varsa. inancı çok kuvvetli bir adam olduğunu hepimiz biliyoruz. Hakikaten dediğine katılıyorum. Futbolcuların sırtındaki yük para ilk kazanmaya başladığını andan itibaren hep artarak devam ediyor. Yani bitmiyor ama yani bilmem büyük bir sen de öylesin. İnsan verdikçe mutlu oluyor. Yani ben ben öyledim yani. Al bu tarafa biriktir kimse yok falan. O çok ben biraz meseleye şöyle bakıyorum. Allah diyorum bazen başkalarının rızkını da bana veriyor. Benim işim de Sebep yani biz ara, aracı gibi oluyoruz onun için verdikçe çoğalıyor aslında. Yani öyle e, öyle bakmak bence daha mantıklı geliyor. Onun için olan olmayana verecek abi. Peki. Futbolculuk dönemine döneyim. Rakip olarak oynadığın ve seni çok zorlayan oyuncu kim vardı? Yani kimlere karşı oynadın? Sergen Yalçın'lara karşı ya falan. Ya onlara falan Alex'ler var, Hacı'ler var bir dönem şey vardı. O kaça vardı o ilk, ilk şeylerin. Anelka vardı. An, anelka'lar falan vardı ama şey çok zeki bir oyuncuydu ee, Alex. Yani mevki itibariyle böyle eşleşmemiz çok fazla oluyor. Defansif ortası, forvet arkası gibi. Çok yani fiziksel baktığın zaman ağır bir oyuncuydu ama çok akıl hızı çok... Arda'yı benzetiyor musun Alex'e? Yani şöyle stilleri farklı. ...bana göre ama yani Arda da çok yetenekli bir oyuncu. Futbol haricinde bir işte çalıştın mı? Yani futbolculuk değil mi de... Yani ...çocukluk zamanlarımızda çalıştık. Hepimiz, yani biz... ...ben mesela, dayım benim... ...şeydi, marangozdu. Onun yanında bir yaz çalıştım. Bahçede... ...fide yaptık, fındık topladık. Balıkçılık yaptık. Fındık toplamak zaten Karadeniz'de. Yani i̇şte yani... ...o boş zamanlarda yaptık. Futbol dışında da şöyle... ...yani futboldan sonra da bir iş var ama ben işin sadece finansal tarafında var parayı ver karşılığında meselesinde. Öbür tarafında yani anladık. böyle e, işi iş yapma anlamı da öyle bir iş yapma. Ben şunu biliyorum herkes bildiği işi yapsın abi. <gülüyor> kim kim <gülüyor> ne işi biliyorsa bence onu yapsın. Katılıyorum. O zaman futbolun içerisinde de futbolu bilmeden iş yapan çok adam olduğunu da Var biz de yaptık, sıkıntılar yaşadık ama dediğim gibi yani ben kendime öyle bakıyorum. Ben futbolcu, futbolcuktan sonra antrenörlük, teknik direktörlük benim işim bu taraf. Yani bütün konsantram, bütün odak noktam burası. Kendimi burada geliştirebildiğim kadar işte maç izliyoruz, kitap okuyoruz, işte taktiklere bak, idman seyreyle, oyuncu izle falan derken günümüz böyle geçiyor. Yani kendimizin o eksik kalan bölümlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Sakarya Spor'da küme düştün. Aynen. Beraber düştük. Biz de Çanakkale'yle düştük. Aynı sezonda Hüseyin Sakarya Spor'da ben Çanakkale'yle düştüm. Kadere bak. Ee, Bursa'da da şampiyon oldun. Sana desem ki futbol hayatında ya da teknik direktörlük hayatında en mutlu olduğun ya da mutsuz olduğun iki anı hatırlıyor musun? Yani mutsuz hepimizin başına geldiği zamanlar var. Yani, yani küme düştüğümüz zamanlar insan çok sevinçli olur. Düştük oldu. ama ben Trabzonspor transfer yaptım. Bana ne yani düştüyse ya de şöyle, ben, De, ben de Trabzon'a geldim. Sen beraber <gülüyor> geldik. <gülüyor> ben de geldim. Şimdi orada şöyle bir şey var. Biz Sakarya Spor'da düştüğümüzde... Yılmaz Hoca vardı sizde? Yok, bizde biz Yılmaz Hoca Biz Şenol Hoca Ben, yani ben Şenol Hoca ile... Şöyle... Trabzonspor'da başladım. Üç hafta mı ne oynadım? Ondan sonra transferin son günü Sakaryaspor'a gittim ben. Kiralık gittim. Şenol Güneş, teknik direktör. E, Giray Bulak, yardımcı antrenör. Mehmet Kulaksızoğlu, kaleci antrenör. O ekibe, of, o ekibe be, eyvah. Vallahi müthiş bir Adamı doğrarlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak dilim dilim. Oraya gittim. E, sonra Şenol Hoca ayrıldı. Mehmet Hoca ile beraber Giray Hoca devam etti. Mustafa Akçay yardımcı antrenör. Öyle evet. sezonu bitirdi. Küme düştük ama Gerçekten yani benim açımdan çok e, iyi bir sezon geçirdi. Ben yanlış hatırlamıyorum 9 tane mi ne gol attım orada kupalarla beraber. Yani hem oyun anlamında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Takım küme düştü ama ben ondan sonra Trabzonspor'a geldim. Trabzonspor'da oynamaya başladım yani. Tam... En mutsuz olduğun an o mu? Şöyle yani mutsuz insan küme düştüğü zaman mutsuz oluyor. Yani mutlu olma şansı yok. Yani üzüldüğüm anlardan bir tanesidir. Biz o takımda şunu söyleyeyim. Giray Bulak teknik direktör kaleci Kingston vardı. Evet. O, oynadım. Ben, ben, üçümüz küme düştük. Biz o grup 2-3 sene sonra Antalya Spor'da rastlaştık. Yine küme düştük. O, o grup. <laughs> Bu üçlü <üçün gülüyor> bir daha bir araya gelmeyin grup. birader. Ama sonra. <laughs> Hükümet düşürür bunları. Sonra <laughs> o grup bensiz şeye gitti. Elazığ'a gitti. Onlar da küme düştü. Dedim ki demek ki bende sıkıntı yokmuş. <gülüyor> yani <gülüyor> sıkıntı bende değilmiş. Sıkıntı şeyde. Yani Kingston'da <laughs> da var diyor öyle bir var. Yani insan üzüntülü olduğu zamanlar var. Orası var. E, tabii çok sevinçli olduğumuz zamanlar var ama şampiyon olduğumuz Bursa'daki o gün inanılmaz bir gündü. Çok. Önce şampiyon olamadık zannettiniz. Şöyle yani maç bitti. Ben ameliyat oldum o sabah. Son maç yoktum ben Beşiktaş maçında. Yani 32 maçın 29'unda varım. Son maç final maçında yoktum yani. <laughs> Tribünde ameliyat sabah ameliyat oldum kıkırdaktan. Tribünde maçı izliyorum. Kulaklık kulağımda şeyi dinliyorum. Fenerbahçe Trabzonspor maçını, bizim maç bitti 2-1. Oradan haber bekliyoruz, devam ediyor. Şeyde dediler ki Fenerbahçe kutlama yapıyor diyor radyoda, şampiyon oldu diyor. Lan ben dedim ki acaba dedim biz gol mü yedik dedim tamam mı <laughs> Kaçırdın mı oraya falan diye. O an çok şeydi ya yani sahaya indik işte bekliyoruz haber gelecek falan en son haber geldi. En mutlu olduğun an. E, tarif edilemez bir duygu yani. Biz biraz Adana Demirspor günlerine geçelim. Çünkü bir sene oynadık. Bildiğin anarşi yaptık. İkimiz de futbolu bırakmaya yakın olduğumuz için... ...yönetim para ödemiyor. Çıkmıyoruz biz bana. İşte İşte primi... <laughs> prim eksik geliyor. Örnek veriyorum. Muhasebeci getiriyor parayı. Masörle malzemecinin yok parası. Ama diğerlerinin hepsini tamam. Biz parayı topluyoruz. Geriye. İade İki saat sonra para tekrar geliyor. Yani terör estirdik ama. Her şeyde. Bu arada çok e, güzel günler, güzel şeyler de yaşadık. Ama... Bize ilk gittiğimizde veteran takımına çevirdiniz biz dediler. Sen 35 ben 36. Futbolda beraber bıraktık. Beraber bıraktık evet. Ee, o sene ne zaman karar verdin futbolu bırakmaya? Yani şey şöyle ben ilk kez alt lige indim yani. Büyük ihtimalle. sen de oynamış mıydın? Ben Kartalspor'da Kartal. oynamıştım kariyerimin başında. E, tabii şampiyonluktan sonra ben Bursa'dan sonra bir yıl ara verdim bu kıkırdaktan dolayı. Sonra işte Adana Demir. Baktım ki işler yani bu yaşadıklarımızla ben şöyle Adana Demir dönemini çok iyi hatırlıyorum. Çok ben güzel de, günlerimiz geçti. Yani. Yani. güzel dostluklar vardı. Bence o takımla biz play yaptık yani Düşünü, yani o kadar imkansızlığa, sıkıntılara, devre arası oyuncu ıı, ayrılmasına rağmen bence düşük bütçeyle bence büyük işler yapabilirdik yani. Varsa. Devre arası eğer düzgün işler yapılsaydı belki de çıkmıştık yani. Çıkabilirdik büyük bir avantajlıydık. Ama ona, ona rağmen ee, maliye eşittir fayda olarak bakıldığı zaman bence çok güzel işler yaptık. Buca maçını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hangisini? Buca maçı oynuyoruz. 5-5 bitti maç. Halı saha maçı gibi. Hüseyin'e 78 falan gibi Hüseyin Van dedi ki ben çıkayım dedi. Ben dedi çok yoruldum dedi. Hakikaten yüzü bembeyaz. Yani. Dedim ki beraber ben çok çıkayım nefes alamıyorum dedim. Ben dayanamayacağım dedim. Kafayı çevirdik. Çoktan bitmiş oyuncu değişiklikleri. <laughs> <laughs> maç 5-4 çıkamadık. İkimiz de mal gibi. Birimiz Aynen. 35, birimiz 36 Aynen. yaşındayız. Gidemiyoruz. Kalp krizi geçireceğiz sahada. Maç da 5-5 bitti. Şu Ramazan kurşunluğunun kulakları içinde. Aynen, tuttuğunu vallahi. aldı için <laughs> Ama çok çevirdi. güzel maç olmuştu. Güzel maç çok olmuştu. Çok güzel maç olmuştu. Şansımız <laughs> da, da o takım çok genç bir takımdı. Anamızı ağlattılar güç bela. Beş bizi beş. şey yapıyordu ya haftanın bir antrenmanı çıkmıyorduk biz. Veya böyle bizi koruyorlardı. Eğitimliyim ya ben. Gayet <gülüyor> normal. <gülüyor> Antrenmanına koruyor ama Adana Demir güzel yani biz şeyde. Onu söyleyecektim. Oradaki o yaşadıklarımız baktık ki alt taraf hep şey. Yani sürekli Sonra beni yani. Göztepe'den aradılar. Yani. İki beydi Göztepe'de. Dediler ki gel bize abilik yap. Aha dedim ilk beni kovacaklar. Hiç girmeyeyim ben bu topa. Abilik yap dediler mi? Ben korkuyorum o işten. Peki futbolu bıraktığın ilk günü hatırlıyor musun? İşte diyorum ya tecrübeliydim. Ben Bursa'dan sonra bıraktım. Bir yıl ara vermiştim ya orada. Ha, <laughs> zaten iki kere iki yani, kere bıraktın yani, yani. yani. Aşağı yukarı ondan sonrası. Şöyle bıraktık ama futbolculuğu bıraktık. Futbolu bırakmadık yani. Futbolculuğu bıraktık. Ondan sonra antrenörlüğe başladık. Ya ben yani... ilk iki sene çok zorlandım ya. Enerjim var. 36 maç oynayıp bıraktım ben o sene. Şöyle ama. ben çalışmaya başla antrenör tarafında devam edince ha. çok o şeyi boşluğu hissetmedim. Sen 5'e 2'lere girmeye devam yani, ettin yani. yani. <laughs> o boşluğu çok hissetmedim. Yani. Peki keşke dediğin ne var? Vallahi keşkem yok. Yok mu? Yok. Keşkem yok. Yani bugüne kadar iyisiyle, sevabıyla çünkü ben kendimce çok güzel bir kariyer olduğunu düşünüyorum yani. Kariyerinde hata yaptım dediğim bir an yok yani. Hepsinden yani ders aldım. Yani şöyle daha... hata, hata derken hata demeyeyim de yapmam. Mesela bir ee, Trabzonspor'dayken Sakarya spor maçında kaleci Petkoviç'le mesela tartıştık. Yani yapmamam lazımdı. Ama keşke farklı bir şey. Yani şunu yapma yani şuraya gitmeseydim bunu böyle olsaydı işte falan filan. Böyle keşkem yok ya. Yani. Her şeyden mutluyum yani. Kolay bir şey değil yani bu kadar eleştiri efendime söyleyeyim işte tepkinin olduğu yerde bu kadar üst düzey oynamak, üst düzey devam etmek demek ki biraz bizi şey yapmış. Maşallah, iyi tecrübe. Vallahi iyi tecrübe. Peki par, kırgınla parayla parayla satın alınan şeyler değil de. Aynen yani Peki kırgınlığın var mı kimseye? Kırgınlığım var. Yani kırgınlıklarım var ama şöyle <gülüyor> çok <gülüyor> söylemeye gerek yok. Ya yani. ben mesela rahmetli Özkan Hoca'ya kırgındım mesela. Beni aradı bir gün. Dedi ki oğlum dedi gönderdik ama o gün profesyonel bir karardı dedi falan. Hakkını helal et dedi bana. Hiç unutmam. Dedim hoca melal olsun. Biliyorsun başkan kendi Aynen. hoca diyorduk Özkan Hoca'ya. Ya gönderirken kırgındım. Ama o telefonu aldıktan sonra hiç öyle bir şey hissetmedim hocaya. Yani bazen iletişim eksikliği yaşıyoruz. Teknik direktör mesela Tolun Hoca'yı konuk ettik. O da beni kovmuş bir teknik direktör. Ama profesyonel bir karardı yani. Ya yani yani. şöyle işin bu tarafına ben yani oyunculuk tarafında antrenör tarafında geçtiğin zaman bazen yani böyle kararlar almak gerekiyor. O da tabii anlatamıyorsun da. Yani çünkü anla oyuncu tarafında oldun, antrenör tarafında da oldun. Zor kararlar ya. Yani Oyuncuya bunu anlatmak... Çünkü an, anlamıyorsun yani. Ben de o taraftaydım. Çünkü yaşadığım o taraflarda kendimce çok haksızlığa uğradığım zamanlar vardı. Antrenör anlatıyordu, falan diyordu. Şimdi bu tarafa geçince diyorum ki, Lan, ''Aa demek ki böyleymiş iş.'' Biraz Futbolcu... orada e, problem yaşadım yani. Fark ediyorum. Şimdi ben Hüseyin'i çok uzun yıllardır tanıyorum. Futbolcuyken tanıdığım Hüseyin ile şimdi tanıdığım Hüseyin arasında çok fark var. Aynı şey Tolunay da hissettiğim bir şey. Tümer abi daha aslanıyor değil mi? Onunla program yaptığımda da benzer şeyler hissediyorum. Futbolu bıraktıktan sonra o geçmişte yaşadığın şeyler seni bambaşka bir insana dönüştürüyor ya sanki. Bir de oyunculuk tarafında biraz daha yani şöyle cah, cahillik derken ego biraz daha fazla. Ve düşman arıyorsunuz yani oynamadığınız zaman bir düşman yaratıyorsunuz. O da genelde şey oluyor teknik direktörlük oluyor. <laughs> yani, çünkü bu işten yani kulisler başlıyor. Yani, değil mi? Kulisler başlıyor. Bu işten en kolay kendinizi sıyırma yöntemi o. Çünkü kendinize evet yatağa başınızı koyduğunuz zaman işte ben burada yanlış yaptım diyebiliyorsunuz ama bir toplumda bunu söyleyemiyorsunuz. Sürekli biri size bir şey dedi ya ben ne yapayım ben iyiyim hoca oynatmıyor ya gidiyor iş. Yaşanılanlar yani çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani şöyle hepimiz oyuncu olarak bakıldığı zaman bu işi yapan insanlar üst düzeyde de. Evet, ben çocukluk yaşadığımı hatırlamıyorum mesela. Yani çocukluk nasıl bir şeymiş hatırlamıyorum yani. Çünkü sürekli antrenman, yorgunluk, işte çalışma, mesai falan filan derken mahallede arkadaşlarla beraber oturup böyle çok oyun oynadığımızı hatırlamıyorum ben yani. Sürekli bir fedakarlık, sürekli bir zorlama, sürekli bir gelişim yani kendini yenileme bir de bu iş performansla alakalı yani. Kendinize iyi bakacaksınız. Futbolda şey yok. Dün yok. Yarın da yok. Bugün var. Bugün iyiseniz iyisiniz. Kötüyseniz kötüsünüz. İnsanlara bir şey anlatma şansınız yok yani. Onun için bulunduğunuz anın kıymetini bilmek lazım oyuncu oyuncu tarafında da öyle. Bu zorluklar insanı geliştiriyor. Ben öyle bakıyorum. Ben çok yani sıkıntılar derken çok güzel günlerim oldu ama problem yaşadığım zamanlar da oldu. Hep oradan kendime ders çıkartarak bu kariyeri bugüne kadar böyle getirdim. Yani. Sanki Trabzonspor'dan yetişmeye çalışan ya da o şehrin çocukları için çok güzel bir tavsiye oldu bu söylediklerin. O anın kıymetini bilmek ya, lazım. Bilmek Geçen anladım. sene ne yaptığının bugün hiçbir anlamı yok. Kunt sence doğru tercih mi? Yani şimdi teknik adamlık yapayım. Bana göre değil. Yani neye göre mesela doğru tercih? Yani bir background'u mu var veya şöyle şuna e, katılabilirim. Gelirken bize farklı şeyler söylediler. Ne söylüyorum? Oyun olarak işte Alman ekolü gelecek. İşte takımımız daha işte pas yapacak. Bir ekol oluşturacağız diye geldiler. Yani bir şablonumuz, bir planımız yani bakıldığı zaman bu Türk milli takımın oyunudur, bir ekolüdür diyebiliyor musunuz? Yani? Ama Belçika'nın bir ekolü var. İşte Hollanda'nın bir ekolü var. Hırvatistan'ın var işte. Yaşlı da olsa atıyorum takımı biz öyle söyledik ya işte yeni oyuncular çıkaracak mısınız diye. <laughs> Anlatabildim. Ee, ama bir ekol devam ediyor. Bizde maalesef ekol yok. Ee, doğru oyuncular var. Yani oyuncuyu çıkartıyoruz ama bu oyuncuları Doğru noktada e, beraber hareket ettiremiyoruz. En büyük problem, takım olmakta problemlerimiz var. Kuz kadar bu ülkede çok da değerli teknik adamlar var. Yani Türk teknik adamlarımız var. Ben yabancı teknik direktörden yana değilim milli takıma. Bence de değilim. Çok yani. net söyleyeyim. Çok aynı, aynı aynı görüşteyim yani. Çünkü biz duygusal insanlarız. Kuz da duygusal ağlıyor ya. <gülüyor> Ağlattık <gülüyor> adamı ya. Niye yani, öyle diyorsun? Bizi tanıyor. Hüseyin kendini ne kadar tanıyorsun diye bir bakacağız. Bakalım, kısa kısa cevaplayacağız. Kariyerinde kaç farklı takımda forma giydin? Kaçtı? 1 2 3 5 mi? 5. Beş, Beş olması. Bravo. Peki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a toplamda kaç gol attın? Beşiktaş'a atmadım. Ee, Galatasaray'a yani, Trabzonspor olarak mı söylüyorsun yoksa şa... Hayır hayır kariyerinde. Galatasaray'a bir tane attım. Fener'e de iki tane mi ne attım galiba? Evet, Üç. Birinin asistini de ben yaptım. Hmm, Bak, yani. bunu şey dedi mi? Kadıköy'deki Kadıköy'de. maç. Yenildik galiba o maçta. Yenildik. 3 2 mi iki yenildik? Yenildi, evet. Süper Lig'de oynadığın maç sayısı? Vallahi tam bilmiyorum ama 300-350 falan vardır diye tahmin ediyorum. 378 oynamışsın. 12'de evet. golüm var. İyi, Peki yapmış. oynadığı ilk A milli maçta rakip kimdi ve skoru hatırlıyor musun? Gürcistan'da galiba Trabzon'daki maç, şey 1-1'di galiba. Doğru. 72. dakikada da. Yani sonradan girdi. Oyuna bak. girmişsin. Alt yaş kategorileri dahil milli takım formasını kaç kez giydin? Vallahi alt yaş kategorisine hiç giymedim. Ümit milli ve A milli'ğim var. Yani ikisini toplasan 40-45 civarı falandır diye tahmin ediyorum. 26 A milli 51 kez forma giymişsin. Yaklaştın. Peki kariyerinde kaç kez kırmızı kart gördün? Kırmızı kartı görmüşümdür ya. Var mı bir 5-6 <laughs> <altı> var <laughs> yani. Aslında çok agresif oyuncu değildin ha. Yani pozisyon itibariyle... Pozisyon, yani pozisyon itibariyle <laughs> gördüğüm kartlardır. Ya. Evet. Zamanlama hataları ile oluyor 5 tane görmüşsün. Beş beş görmüşsün. Tane. Ee, Galatasaray maçı, Trabzon'da oynarken Denizli, Konya, Samsun ve yine Konya maçlarında görmüşsün. Konya Kar maçı şey Adana Demir galiba bir tane gördük. Adana Demir'de... Konya maçı olabilir hatırlayamıyorum. Çift sarıdan kırmızı gördüm. Onu. <laughs> Peki kariyerinde attığın son gol hatırlıyor musun? Son golü hatırlıyor muyum? Vallahi şey olmasın Bursa Spor olması lazım. Doğru. Bucam maçı mıydı? Bucam etti. Onu da tutturdun. 2010 yılında 1-0 bitiyor. Evet. Üçüncü dakikada atmışsın. Milli forma altında tek golüm var. Hazırlık maçı olması lazım. Ama hatırlıyor hat musun rakibi? Ha skoru. Yok hatırlamıyorum. Ama şey hazırlık maçı olması lazım. Ümit milli maç. Aa, doğru. Şey, Portekiz mi? Makedonya. Makedonya. Dört birlik maçta Tayfun Seven ve Berkan Göktanla beraber. Doğrudur. Birlikte en fazla maça çıktığın futbolcular. Burada evet. efsaneler var ha. En fazla kimdir? <laughs> ee, Fatih vardır büyük ihtimal. Doğru. Gökdeniz vardır. Doğru. Başka kim vardır orada? Başka kim var orada? Yattı ara var. E doğru yattı ara var. Erdinç Yavuz var. Bu evet. bizim stoper Erdinç Yavuz evet. değil mi? Tayfun Cora ve Hasan Üçüncü. Evet. Gördüğüm en renkli simalardan bir tanesi. Hasan Üçüncü ile ilgili bir şey anlatayım mı? Hasan Üçüncü enteresan bir yaşam tarzı olan bir arkadaşımdı. Mersin'de şampiyonluk yaşadık biz onunla beraber. Alt ligde. İzin gününde diyor ki bir yere gidelim abi. Kahvaltıya götürüyor bizi. 40 dakika mesafe yola gidiyoruz. Yaylaya kahvaltıya. Oturuyoruz. Garson geliyor diyor ki bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, istemiyorum. İşte kahvaltı iki parça kalıyor. Lan niye geldi 40 dakika <laughs> i̇ki parça, iki parça kahvaltıyı ediyoruz. Demiyor siz yer misiniz? Ediyoruz. Daha biz bitirmeden hadi kalkalım diyor. Nereye? Kahve içmeye. Daha kahve içerken hadi gidelim bir yerde bacaklarımız ağrıyor, masaj yapalım. Başka bir yere gidelim. Ya bir gün içerisinde 15 tane şeyi hiçbirini tam yapmadan bizi ya tam perişan ediyor. Adam ediyordu. kendi hayatı var o hayata sizi uyduruyor. Evet uydurur. biz de ona <laughs> Akşam bir geliyorum maç oynadığımdan daha fazla yorulmuşum. Hiçbir şey de yapamamışım. Ya Hasan Üçüncü bizi bitirdin be kardeşim. Hasan çok güzel. Çok şey. selamlar çok severim Hasan Üçüncü'yü bu arada. Süper Lig'de Bursa, ve Spor, Spor ve Trabzonspor'da forma giyerken aldığın en farklı sonuç? Ee, Bursa'da şey var. Ne vardı? İstanbul Spor. Şey İstanbul Belediye. Büyükşehir Belediye. Büyükşehir Belediye. 6-0 galiba. Trabzon'da neresi kötü var? Kötü anıya git bir de. Yok iyi anıya git de. Şey var bir Kayseri maçımız var. Bizim 6-5'lik var Trabzon. Kayseri Trabzon maçı. En farklı Rize Sporu yenmişsiniz. 6-1. 6-1 şeydeki Rize'deki maç. Rize'deki maçı. maçta. Aynen. Ha, fark olarak doğru. Evet doğru. Fark bu. olarak bunlar varmış. Aynen. Peki. Şey zamanı, White Hoca zaman olması lazım. Severdin gibi. sen Vahit Hoca. Çok. Hocam. Senin tarzın bir teknik direktör. Tamam, çok disiplinli bir adam. <laughs> yat yat kalk kalk. Çit yok antrenmanda. <laughs> çok güzel. Yıldız oyuncular sevmez ama onu. Öyle seviyorlar mı? Ya şöyle. Çalışılması zor bir adamı, Şöyle zor bir adamdı. Adamın kuralları vardı. Yani antrenmanda eğlence zamanı diyordu. Dışarıda istediğiniz eğlenceyi yapın. Ama antrenmanda bu sohbet, muhabbet, muhabbet falan onlar yok. Antrenmanda antrenman. Eğlence iş de eğlence. İşte iş. Senin antrenörlük tarzında biraz buna benziyor mu sanki? ben yani ben de öyleyim. Ee, öyle olmasını istiyorum. Çünkü eğlence zamanı zaten eğlence ve yani antrenmanda da eğlence olacağı zaman var. Bunu ayırıyorsun oyuncu. Ama özellikle bizim ülkede yani tep şikayet ediyorlar. Taktik çalışmıyor, taktik çalışmıyor. Ya yani biz taktik antrenman yap, yaptıramıyoruz oyuncuya. Olmuyor yani. Oyuncu yani? sevmiyor. Oyuncu diyor ki ya hocam koy diyor iki kale diyor oynayalım diyor. Yani onun öyle gelmişler, öyle gidiyor. İnsanlara bunu yaptığın zaman da dur Güzel. Ya başladığınız zaman 10 dakikadan sonra sıkılıyor. Sıkıldıktan Bana sonra başlıyor. Haftada 5 gün yarı saha maçı yaparak Türkiye kupası aldık ya. Öyle yani. Şaka değil ha. Samet Hoca geldi. 5-2 çift kale. En iyi antrenman maçtır dedi. Evet. Ee, kaleleri ceza sahasının önüne koydu. 12-12. Haftanın 5 günü bazen 6 günü Ama nasıl maçlar biliyor musun? Oyuncu grubu da biraz iyi niyetli olunca kıran kıran hayat... Yani kemik sesleri yani biliyorum. şöyle maçlar o kadar zorluyordu Aynen. maçta maçta zorlanmadığımız kadar antrenmanda, antrenman'da Güzel da takımlar zorluyduk. oluşmuştu böyle ses, rekabeti olan takımlar. Ee, şöyle yani antrenmanın doğrusu yok aslında. Yani doğru planlama var ama şimdi düşün 5-2 çift kaleyle Türkiye Kupası alıyorsun. Çok bilimsel antrenmanlar yapıyorsun hiçbir şey almıyorsun. Düşme potasında geziyorsun. Yani anlatabildim yani doğru bir antrenman metotları var ama yani hangisi doğru? Oyuncu grubu belirliyor ya. Bence o gün Samet Hoca'nın bana anlattığı bir şey var. Dedim ki hoca hep bunu mu oynayacağız dedim. Sonra Ankara Spor'da da biz beraber çalıştık. Yine başarılı olduk. Dedi ki bak dedi. Çekiyoruz kaleleri. Sınırlıyoruz. Bazen kontrol pas mecburiyeti getirirdi. Yani topa iki kere dokunabiliyordun. Bak dedi. Şimdi dar alanda oynamaya öyle bir alışıyorsunuz ki dedi. Alan genişleyip maça çıktığınız zaman dedi. Düşünme hızınız daha fazla. Çünkü dar alanda yani, tekmeler alanda düşünüyorsun. topa ikinci kez dokunamıyorsun zaten. Çabuk düşünmek zorundasın. Bütün sezon bu gelişiyor. Eğer iyi niyetli ve çok çalışmayı seven bir oyuncu grubu da yakaladıysan... Maça çıkınca rahat ediyorsun mesela. Rakip gelene kadar çoktan düşünmüş işi şey halletmiş oluyorsun. Yani koşuda da öyleydi. Hatırlıyor musun? Sezon başında herkes serbest bırakırdı. Eşleşirdi. Biz seninle koşuyorduk. Şöyle ya. yani. Onu da ben ben sormuştum ona. Sen diyorsun ya bu tarafı sor. Ben de onu sormuştum ona. O şey demişti. 2-3 günden sonra dedi. Herkes grubunu bulur demişti. Herkes eşleşir demişti. Evet. Niye dedim ona? Dedi ki şimdi sen koşuyorsun dedi. Sen hızlı koşuyor o yavaş koş, koşuyor dedi. Belli bir şeyden sonra sen sıkılacaksın, o senden sıkılacak dedi. Sen bu sefer hızlı koşanlarla eşleşeceksin. O daha yavaş gidenlerle eşleşecek. Doğru. Baktık her böyle yani 2-3 gün sonra, 4 gün sonra herkesin grupları üç aşağı beş yukarı belli Levaldo, oldu. Doğru. Herkes o gruplarla gitti. Bu arada Türkiye Kupası kazandığımız sezon beni kovdu ya. Her <laughs> en iyi istatistiklerini. <laughs> Beni seni şey, paketledi ya. Seni şey yaktı ya. Alişan Alişan, Alişan, yaktı, Alişan yaktı. Alttan yaktı gelen oyunculara yer açmak için biraz onu söylemişlerdi bana. Alişan yaktı. Beni oradan kovup sonra Ankaraspor'a bonservisle transfer etti. Evet. İşte profesyonel kararlar. Fıkra gibi değil mi? Efendim bugünkü konuğumuz Hüseyin Cimşir'di. Çok teşekkür ediyorum senin geldiğin. Ben Benim için çok keyifli bir Allah sohbetti. Artık görüşelim. İnşallah. Kameralar olmadan. Sağ Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.